Emin Bey. Emin Bey, ağabey sen ağabey. Bugünlerde zabıta bize lazım. Sağ ol başkanım. O denk geldi. Kısmet değil mi üstünde resim alın? Evet. Hem siyah hem güzel değil. Resim çekilsin. Bugün burada İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezimizle birlikte organize edilen tohumlardan fide dikiş ya da dikim kursunun ödül törenindeyiz, sertifika törenindeyiz. Aslında Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler her alanda çalışıyoruz, her alanda gayret gösteriyoruz. Özellikle de hemşehrilerimizin kendi talep etmiş oldukları alanlarla ilgili onları geliştirmek, onları bu alanda bilinçlendirmek ve eğitmek adına da birçok kurumlarla çok sıkı diyaloglarımız var. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz de aslında son dönemde aktif bir şekilde bizim önem verdiğimiz pandemi süreciyle birlikte insanların daha fazla sağlıklı yaşama da özendirildiği bu süreçte bizler de hem toplumumuza katkımız olsun hem de bu alanda nitelikli iş insanları yetiştirelim şeklindeki düşüncemizden dolayı bugün de burada biliyorsunuz daha önce başlatmış olduğumuz Malatya'daki belediyeleriyle ilk sera çalışmalarını şu anda ikinci seramızla geliştiriyoruz ve Tarımsal ARGE Müdürlüğümüzle birlikte şu anda Kayısı Araştırma Enstitümüzle de beraber Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde de hem çim üretim alanımız hem de bakliyat üretim alanıyla Malatya'da bu alanda da yeni bir alan açtık diyebiliriz. Yeni bir çeşitliliğe de ulaştık. Burada da hedefimiz hem kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştirmek, hem fidelerimizi kendimiz yetiştirmek, hem de bir tohum gen bankası oluşturmak ve bu tohumlarımızla ata tohumlarımıza sahip çıkmak ve bu tohumlarımızı her yıl daha da arttırarak hem burada bir tohum bankası oluşturmak hem de çiftçilerimizin elinde var olan atadan gelen, geçmiş büyüklerinden gelen o tohumları alıp onlardan da bu çeşitliliğe katkı sunmak ve bu işi de geliştirmek. Biliyorsunuz Malatya'mızda şu anda sera organize sanayi bölgesi de kuruluyor. Gelecekte daha da seracılığın gelişeceğine inanıyoruz. Ama bu alanda yetişmiş insanların olması da bunu daha nitelikli ve verimli, aynı zamanda ailelerine de ekonomik anlamda bütçe oluşturma noktasında da katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Bizim de acizane bu anlamda bütün yeşil konaklarımız, gençlik merkezlerimiz ve kurs alanlarımızla şehrimize katkı sunmak için her alanda kursiyerlerimizin, iş kurumumuzun istemiş olduğu kurslar neticesinde halkımızın kullanımına açık birçok kurslarımız devam ediyor. İşkur Müdürlüğümüzle birlikte tekrardan yeni açılacak olan gelen taleplere göre hangi alanda eksiklik varsa o alanın uzmanını da getirip o alanda hem insanlarımızı yetiştirmek hem de bunları belgelendirerek ileride kendilerinin de bir iş sahibi olabilmeleri için önünü açmaya çalışıyoruz. Sizleri de ben tebrik ediyorum. Herkesin bildiği, uğraştığı bir alan değil. Gerçekten seracılıkta tohum dikme kursu herhalde çok örneği yoktur diye düşünüyorum. En azından bizim bölgede yoktur. Bu bölgede de ilki gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah burada almış olduğunuz eğitimlerle hem kendi bütçenize hem ülkemizin bütçesine hem de bu alandaki yetişmiş eleman kalitesine de bir seviye getirmiş olursunuz. Efendim çekiyorum. Teşekkür ederim. Evet, hayırlı olsun. Bunda ne var? Maske, kitap, şapka. Onu da şeye bırak. El dezenfektanı. Teşekkür ederim. Efendim çekiyorum. Teşekkür ederim. Evet, hayırlı olsun. Sağ olun. Evet.